bildiğiniz dürüm işte. Yani o kadar güzel satıyorlar ki bu yemekleri, ben de hastası oluyorum. Muhteşem bir dürüm. Meksika mutfağının yine en bilinen, en sevilen, tortilla ile beraber servis edilen, ki bu lavaş ne fark eder? Bir tanesi mısır unundan, bir tanesi normal undan. En önemli şey tabii ki de malzemelerin önceden güzel bir şekilde derlenip toplanıp hazır olması. Özellikle takoz dilim bonfile istedim ki şöyle gönlümce jülyen parmak şeklinde kesebileyim diye. Şimdi bu takozdan şöyle bir porsiyonluk, yani yaklaşık bir tavayı dolduracak kadar et çıkaralım. Önce 4 ince dilim kesiyorum et diye. Kestiğim dilimlerin kalınlığı yarımşar santim. Daha sonra bunları aslında bir doğrusu tek bir bıçak darbesinde kesmek, ama biraz bıçakların bileylenme vakti gelmiş. Daha sonrasında yine kendi içlerinde parmak şeklinde şöyle gördüğünüz üzere bonfileyi, bonfile dilimlerini kesiyorum efendim. Arada elimi de götürüyordum. Her neyse, kurtardık şimdi. Bu şekilde kestikten sonra etleri çok güzel hızlı marine edeceğim. Bugüne kadar çok anlattım hızlı marinasyon nasıl çalışır, ne kullanmak gerekir. En önemli malzemelerden bir tanesi aromaların birbirlerine infüze olmasına sebebiyet veren, olanak tanıyan zeytinyağı. Zeytinyağıyla birlikte kullanacağınız herhangi bir ot, ot derken kastım biberiye olabilir, kekik olabilir, tarhun olabilir. İçinizden ne geliyorsa, ne seviyorsanız. Şimdi parmak şeklinde dilimledikten sonra bonfileyi, zeytinyağı dedim. Bunun için tabii ki bir de kaseye ihtiyacım olacak. Mikase, su kase. Yani demek ki benim kasem, senin kasen. Evet, mikase, su kase. Esasında baktığınız zaman kelimeler ne kadar birbirinin aynısı. Kasenin ev anlamına gelebileceğini nereden düşünebiliriz ki diyorsunuz. Ama ve lakin öyle bir de gerçek var değerli izleyiciler. Önce kaya tuzu. Kaya tuzunu ilk evvela koyuyorum ki etin içindeki, bunun esasında kuru lezzetlendirmedir bunun adı. Kaya tuzu etin içindeki suyu alır. Ondan sonra bu su dışarı çıktıktan sonra, mesela kaya tuzuna sarıp, yağlı kağıda sarıp eti buzdolabında bekletebilirsiniz bir gece. Daha sonra bu çıkan su tuzla birleşerek tekrar etin içine emilir. Çok güzel bir marinasyondur. Dry brine, yani kuru lezzetlendirme olarak geçer. Şu an için o kadar vaktim yok. Biraz kaya tuzuyla ovduktan sonra biraz da kaya karabiberi koyuyorum. Öyle bir şey yok, tamamen espri. Biraz da karabiber ve de zeytinyağıyla birlikte. Şöyle ben diğer malzemeleri hazırlarken 5-10 dakika hızlı bir marinasyondan geçirmiş olacağım kullanacağım eti. Kendisini buraya kaldırıyorum. Değerli izleyiciler, eti, etle alakalı bir ipucu vermek istiyorum. Şimdi ince ince kestiğim için, fayita yapıyor olduğum için problem yok. Fakat bu et doğal olarak buzdolabından çıkarıp buraya konulmuş. Düzgün bir şekilde eti pişirmek istiyorsanız, güzel bir şekilde suyunu içine hapsetmek istiyorsanız muhakkak ki oda sıcaklığına gelmesine beklemenizde fayda var. Şimdi etle birlikte ne kullanacağız? Çok güzel bir sarı biber. İçini beyazlarından temizledikten sonra fileto yapmak üzere 3 yanağını kesiyorum. Şimdi bu kadarı kafi çünkü çok fazla doldurmak istemiyorum kullanacağım tavayı. Zira çok fazla malzeme var. Sarı biberle birlikte kırmızı kapya biberi. Yine filetosunu çıkarın. Beyazlarından, çekirdeklerinden arındırın, o kendiliğinden temizlenmiş geldi, ne kadar güzel. Aynı şekilde eşlik edecek diğer sarı biber kardeşlerine. Bu sarıyı, kırmızıyı burada bırakalım. Şimdi efendim bir de yeşil var. Çok iyi. Dolmalık biber gelmiş. Olsun, biber biberdir. Hiç sıkıntı yok. Yeşil biber olarak. Güzel köy biberi.
Justin Bieber. Peki efendim, buradaki renk cümbüşünü bir eksiği olduğunu düşünüyorum. Bir beyaz eklemek lazım buraya. Bu beyaz ne olsun? Soğan olsun. Soğanı nasıl keseceksiniz? Bu kadar malzemeyi jülyen kesmişken, tüm bu biberi, eti jülyen kesmişken, soğanı da bir başka şekilde kesmek bayağı büyük bir haksızlık olur diye düşünüyorum. Jülyen ve piyaz kesim arasındaki fark, soğanı ikiye böldükten sonra bu şekilde keserseniz piyaz, bu şekilde keserseniz jülyen efendim. Ne dersiniz, bir tavayı doldurur mu? Doldurur. Kullanacağınız, evet, doldurur. Doğru, oradan yukarıdan geliyor reji ekibi. Dolayısıyla şunu belki hesap edemiyor olabilirsiniz ama velakin sularını bırakacağı için hacmen küçülecekler. Kullandığım tavayı görüyorum. Burada bu malzemeleri kavurduktan sonraki kendilerini birazcık bir sirke ilave etmek isterim. Bu malzemeleri kavurduktan sonra eklemek için eti ekleyecek yeri de açmam lazım. Onu da düşünmek istiyorum. Bir döküm tava. Tavanın altını açın ve iyi kalite bir zeytinyağı ile başlayın. Kimyon. Sarımsağım nerede? Bir de sarımsağım. Sarımsağı da yine ince dilimler halinde kesiyorsunuz. Otomatiğe bağlı. Evet, tüm malzemeleri hazırladıktan sonra gerisi çocuk oyuncağı ve gördüğünüz gibi tüm malzemelerim burada. Guacamole yaparken mümkün olduğu kadar olgun bir avokado almaya özen gösterin. Ne kadar yumuşak o kadar iyi. Bir taraftan da sosları aradan çıkarıyorum. Şimdi bıçağım yardımıyla avokadoyu da çekirdeğinden arındırdıktan sonra gerçekten çok güzel bir avokado değerli izleyiciler. Bu şekilde çekirdeğini atınız. Mısır. Zeytinyağı. Sarımsak. Tuz, karabiber, hardal ve limonunu ekledikten sonra burada robottan geçirip guacamole'yi hazır hale getireceğiz. Ben yağı kızdırırken oyalandığımı düşünüyordum ama bu defa yağ biraz fazla kızmış. Şimdi soğanla başlıyorum. Hiç acımamız yok. Sarımsağı atınız. Biberleri atınız. ...3-4 dakika sebzeler yumuşayıncaya ve karamelize oluncaya kadar kavurun biraz. Bu işlemi hızlandırmak için biraz şeker kullanabilirsiniz. Şekeri de sirkeyle dengeleyebilirsiniz. Burada sebzeler öldükten sonra eti ekleyeceğim. Bu arada minik bir salsa yapmak istiyorum. Yanında salsa ve guacamole ile servis edeceğiz.
Salsa, salata, salça bunların hepsi aynı kökten geliyor değerli izleyiciler. Biraz minik. O kadar da minik değil. Biraz minik dilim, ince diş, fare dişi, kırmızı soğan. Dikkatlice ince kesilmiş domates. Sevgili seyirciler, sizlerden özür dilerim. Bu benim sorumsuzluğum. Bıçaklarımın bileylenme vakti gelmiş ve ben bunun farkına varmamışım. O yüzden bugünlük beni affedin. Bir dahaki bölümde bu tarz hatalar olmayacak. Şimdi tekrardan tavaya dönüyorum. Yavaş yavaş biberler de dilediğim kıvama geliyorlar. Bu arada salsa için ihtiyacım olan son birkaç malzemem var. Bunlardan bir tanesi bir sivri biber. Ne kadar sivri olduğun tartışsa da gel güzel kardeşim seni alacağız aramıza. Ve de misket limonu kullanıyorum. Normal limon da kullanabilirsiniz. Misket limonu da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, tuz ve karabiber, salsa bu kadar, salmasa bu kadar. Karıştırın efendim. Yanık kokuları geliyor, hemen müdahale, hemen müdahale. Şimdi efendim eti ekliyorum. Guacamole. Şöyle kapayın üstüne efendim. Guacamole hazır. Salsa hazır. Yine bir döküm tabakta sizzling sizzling sıcak sıcak. Hala sizzling iken tuz ve karabiberini de ekleyin. Evet.
ve guacamole.